İstanbul'u tam 9 günlük tatili ya memleketinde ya da tatil beldesinde geçirmek üzere şehir dışına çıktı. Peki İstanbul'da kalanlar tatili nasıl geçiriyor? Hemen çeşitli noktalardan yayınlarımız olacak efendim. CNN Türk ekibi sahada. Emrah Çakmak Boğaz'da bizleri bekliyor. Emel Telli tatilde pikniği tercih edenlerin yanında. Kübra Aydın'sa bayramların olmazsa olmazı Tatlıca'da. Demirören Haber Ajansı muhabiri Fırat Akay nüfusu 1 milyonu aşan Bodrum'dan son durumu aktaracak. Ve Kudüs diyeceğiz. CNN Türk ekibinden Serdar Er ve Alper Öztürk de Kurban Bayramı'nı Filistinliler için nasıl geçiriyor sorusunun cevabını bize aktaracak tüm muhabirlerimiz sahada. Öncelikle Emrah gidelim. Emrah, iyi bayramlar diliyorum, söz sana bırakıyoruz. Meltem Bozoyoğlu, evet, bayram denince akla seyahatler geliyor. Seyahatler gerçekleşince de otoyollarda sürücülerin saatlerce süren ilerleyişi devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. İlk tatilin bilançosunu, kaza bilançosunu açıkladı. Toplamda 852 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Çok daha fazla bilgi var elimizde. Bunları konuşacağımız bir yayın konuğumuz var. Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz yanımızda. Açıklanan bilançonun detaylarını konuşacağız. Efendim CNN Türk yayınına hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi bayramlar diliyorum ve Babalar Günü'nü kutluyorum. Peki. Bizler de iyi bayramlar dileyerek başlayalım. Evet, 852 trafik kazası meydana geldi. 407.731 araç denetlendi. 852 kazanın ilk günlerde gerçekleşmesi normal mi? Neden bu kazalar yaşandı? Aslında istatistiklerden bahsetmek istersek geçtiğimiz yılın verilerine göre bu yıl %25 oranında ölümlü ve yaralanmalı kazalar arttı. Bunun belli başlı sebepleri var ama bazı maddeler halinde size detaylandırmak isterim. Öncelikle bu genelde bayram anında çok yüksek sayıda araçlar trafiğe çıkıyor ve bu ölüm ve yaralanmalı kazaların oranı güncel rakamların arasında en düşük seviyelerde. Aslında ciddi denetlemeler artmaya başladı. Elektronik denetleme sistemleri var. Fiziksel denetlemeler yapılıyor. Yol güvenliği konusunda kişiler bilinçlendiriliyor. Duyurular yapılıyor. Yaz aylarında daha dikkatli olun diyoruz. Fakat size bir genel istatistik vermek istiyorum. Trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kazaların temel analizi yapıldığında kaza analizi %89.9 oranında sürücü kusuru çıkıyor. Herkes konuşuyor işte teknik olarak acaba araçta bir hasar mı vardı, yolda bir eğim mi vardı, neydi bu kazaya sebebiyet diye. Bunun oranı %1.1, yani toplamında biz %90'ında sürücü kendini yola hazırlarsa ve teknik bakımını yaparsa aracının %90 oranında bu kazaları aşağı çekebileceğiz. Peki o sürücü kaynaklı nedenler nelerdir? Teker teker açıklayalım. Hemen söyleyeyim. Öncelikle yaz aylarındayız ve şu an çok sıcak. Biz dün çok fazla sürücüyle konuştuk. Dediler ki çok sıcak, gün içinde çalışacağız ve gece yolculuk yapacağız serin serin. Bu çok büyük bir hata. Neden? Bütün gün gün ışığına maruz kalıyorlar. Sıcak, soğuk, klimalı araçlara giriyorlar. Ondan sonra 1-2 saat uyumayla belki dinlendik diyerek gece yola çıkıyorlar. Bu çok büyük bir risk. Zaten gece tecrübesi olmayan sürücülerin yola çıkmasını istemiyoruz. Normalde hayatını, mesleğini sürücülük olarak geçiren arkadaşlar bunlara vakıf olabilir ama hayatında senede 2 defa uzun yol yapan, tatiline giden, bayramlarda köyüne giden insanların uzun yol tecrübesi yoksa 2 saatte bir mola vermelerini istiyoruz. Çok fazla su içmelerini istiyoruz. Kahve, çay gibi sıvı tüketmelerini istiyoruz. Çünkü fiziksel olarak bazı etkilerin yanında biyolojik etkileri de var yaz aylarının. Genel ülkemizin kaza oranlarına da bakınca da bilinenin aksine biz kışın daha fazla kaza yaşamıyoruz. En yüksek geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ölümlü yaralanmalı kazalar olmuş. Bir de bir genel bilgi vermek istiyorum. Bu geçen ay açıklandı. Ülkemizde henüz bu konuda pek konuşulmuyor. Yeni nesil araçlar var, elektrik ve hibrit araçlar ve bu araçları kullananlar da genellikle genç sürücüler, anneler, babalar, çocukları mezun olduğunda onlara yeni nesil araçlar alıyorlar ve çok güzel araçlar bunlar. Fakat bu araçların eğitimlerini alırken bizim genç arkadaşlarımızın normal standart eğitimlerinin yanında trafiğe kapalı ortamlarda fren ve manevra tekniklerini çalışması gerekiyor. Çünkü bildiğimiz istatistiklere göre
bildiğimiz eski nesil fosil yakıt tüketen araçlar, yani dizel ve benzinli araçlara göre 2 kat, şehir içinde de 3 kat daha fazla ölümlü yaralanmalı kazaya sebebiyet verebiliyor. Birincisi hızdan kaynaklı mı? Daha hızlı. Daha hızlı ve de mesela 30 km hızını düşürmesi gerekiyor yaya geçidinde. Normal eski nesil araçlara göre daha hızlı manevra yapamıyorlar. Ve ölümlü yaralanmalı kazalar, bu yeni açıklandı geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporuna göre, %39 oranında özellikle şehir içinde yayalar ölüyor. İncinebilir grup dediğimiz kişilerin araçlara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Ve bu yeni nesil araçları kullanan kişilerin de kendilerini daha tedbirli olacak şekilde hazırlamaları gerekiyor. Peki Tülay Hanım, özellikle 243.057 araca hız ve radar işlemi uygulanmış. Yani sayı çok yüksek. Hızı seviyor muyuz? Neden hız yapıyoruz? Hızı çok seviyoruz çünkü bir an önce ulaşmak istiyoruz. Bakın, yollarımız artık yeni nesil yollar, duble yollar var, özel otobanlar var ve Avrupa'da mesela hız limiti yok. Fakat yeni nesil araçlarda ve kurallara uygun riayet eden sürücülerle devam ediyorlar. Çok iyi eğitim alıyorlar ve cezalar çok yüksek. Türkiye'de ise maalesef polise yakalanmadıkça ben devam ederim diyor. Cezayı öderim, devam ederim diyor. Ama fiziksel olarak denetimler artınca bu sefer ehliyetine yansıyor ve ehliyetine yansırsa ceza puanı, ehliyetini kaybedebiliyor. Biz şu an denetimlerin arttığını görüyoruz ama daha da artması için çabalıyoruz. Çünkü ülkemizin genelinde bahsediyorum. Ben cezamı öderim, yoluma devam ederim diyor. Ama biz de diyoruz ki yoluna geç git, 2 saatte bir mola ver, bayramını tatlı tatlı geçir ve tatlı tatlı şehrine, işine geri dön diyoruz. Peki hiç hayatını kaybetmeden bir bayram bitirilemez mi? Mesela daha ilk günde Sayın Bakan bu açıklamayı yaptı ve 5 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Yollarda hayat kaybedilmemeli mi? Neden bu sürede böyle oluyor? Dikkatsizlik, başka sebepler var mıdır efendim? Var. Emrah Bey, çok teşekkür ederim. Biz çok değerli yetiştirdiğimiz çocukları, özellikle gençleri trafik kazalarında kaybediyoruz. Ülkemize katma değeri çok yüksek olacak insanları ve biz buna sonra da diyoruz ki kader, ömrü bu kadarmış. Hayır, değil. Bunların hepsi önlenebilir sebepler. Sizin yaptığınız bu uyarı haberi bile önlenebilir sebepler. Herkesin bireysel olarak kendini trafiğe çıkmadan önce hazırlaması gerekiyor. Çünkü bu araç denilen şey insan öldürebiliyor. İçindekini de öldürebiliyor, dışarıdakini de. Mesela yıllardır bu böyle. Otobüslerde, seyahatlerde kemer takmayı tercih etmiyorlar. Bunu şoför, kaptanlar, biz kendileriyle konuştuğumuzda uyarıyoruz, söylüyoruz diyorlar ama kemer takılmıyor. Kemer hayat kurtarıyor, farkında değiller değil mi? Evet, peki. Bunu bir de bireysel sürücülere soralım. Onlar da yanındakini belki ikaz edebiliyor ama arkada oturan çocuğunu da ikna etmesi gerekiyor. Annesini, babasını da ikna etmesi gerekiyor. Bir sürücü önce kendinden sorumlu, fakat araçta taşıdığı ve trafiği paylaştığı diğer insanlara ve incinebilir grup dediğimiz yayalara, motosikletlere, skuterlere saygılı olmalı. Sizin de dediğiniz gibi bu insanlar neden önüyor? Önlenebilir sebeplerden. Biraz evvel istatistiklerden bahsettim. Bir kişi sürücü kendini trafiğe hazırlarsa %90 oranında bu ölüm oranı azalacak. Bitti. Bakın, aracın teknik hatası, yol hatası 0.3'ler oranında. O kadar düşük oranlar. En yüksek oran sürücü hatası. Bir hata daha var. Biz İstanbul genelinden konuşuyoruz ama ülke genelinde de böyle. Biz genelde yürüyoruz. Araçtan indik, işimize gidiyoruz, yürüyoruz. Otoparktan çıktık, yürüyoruz. Toplu taşımadan indik, çıktık, yürüyoruz. Yayalar da kazalara sebebiyet verebiliyor. Onun da oranı çok yükseldi. %10 oranında yayalar da çok dikkatli olması gerekiyor. Araçları trafik kazalarına sebep vermemeleri gerekiyor. Mesela şu anda biz güzel bir yerden yayın gerçekleştiriyoruz. CNN Türk drone kamerasında drone pilotu Emir Ünlü bize Boğaz'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik akışını gösterirken bir şey dikkatimi çekti. Çok güzel bir boğaz, çok güzel bir köprü. Geçtiğimizde bu köprüden sağ şeritte olanlar veyahut da ortada olanlar sağa yanaşmaya başlıyor ve boğaz manzarasını kayda almaya başlıyor. Bu bir kazaya neden olabilir mi? Olmaz olur mu? Bakın, telefonla konuştuğunuzda bile kazaya sebep olabilir. Hani bir anda oldu, ne oldu anlamadım diyor ya. Aslında sürücünün tüm dikkatini yola vermesi gerekiyor. Biz telefonla konuşanlara diyoruz ki siz sürücü değilsiniz. Anlamıyorlar ne demek istediğimizi. Telefonla konuştuğunuzda sizi arayan annenizse onun evladısınız. Arayan patronunuzsa onun çalışanısınız. Arayan bankaysa
onun mükellefisiniz. Yani kafanız orada ve geriye dönüp baktığınızda ne gördüğünüzü hatırlamıyorsunuz. Peki, toparlıyoruz. Sizlere evet. Çok teşekkür ederiz. CNN Türk Drone kamerasında kameraman Emir Ünlü bizlere Boğaz'daki trafiği aktarırken bizler de Tülay Hanım'la birlikte trafik kazaları neden gerçekleşiyor? Açıklanan rakamlar yüksek. İlk günde 5 kişi hayatını kaybetti. Tabii bunların olmaması için tedbirleri teker teker aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakalım.